İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. 24 Nisan 2020'ye adanan törenler. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 42 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi, 44 hasta ise iyileşti. Çin'den Ermenistan Cumhuriyeti'ne enfekteye karşı gerekli ekipman ve malzemeler gönderildi. Batı Ermenistan'ın Hakkari bölgesinde toplu kuş ölümleri. Türkiye'de 303 vatandaş koronavirüs konusunda yazı yazdıkları gerekçesiyle tutuklandı. Ben insanlardan değil, sadece Tanrı'dan korkarım. Dirençli Sasonlular hiçbir zaman kripto Ermeni olmadı. Koruma altındaki terslaleler üniversite kampüsüne nasıl geldi? Değerli vatandaşlar, sevgili soydaşlar. Bugün size bu yıl Batı Ermenistan'da dahil olmak üzere tüm dünyada gerçekleşecek olan 24 Nisan törenleriyle ilgili bir mesaj yolluyorum. Gerçekten de dünya şu anda salgının kurbanı. Virüs felaketinden korunma gerçeği Batı Ermenistan'da birbirini izleyen 3 Türk hükümeti tarafından 1894'ten 1923'e kadar uygulanan soykırım kurbanlarının anısına düzenlenecek olan etkinliklerin gerçekleştirilmesini şüpheye düşürüyor. Ancak kamusal törenler düzenlemenin yasaklanması kurbanların anısına bireysel olarak saygılarımızı ödeyemeyeceğimiz anlamına gelmez. Onlarca yıldır Ermeniler 24 Nisan'da anma törenlerinin bir parçası olarak oruç tutuyorlar. Aynı zamanda bu eylem çok sayıda insan tarafından gerçekleştirilmesi halinde güçlü ulusal dayanışmanın bir göstergesi olacaktır. Dolayısıyla atalarımızın çektiği eziyetleri ifade etmenin iki yolu var. Birincisi dış ve maddi yöntemdir. Küresel yayılma yoluyla halkımızın uğradığı soykırımdan sonra adalete olan susuzluğumuzun ifadesi. Diğeri oruç ve meditasyon yoluyla içsel ve ruhsal yöntemdir. Seçilen yönteme bakılmaksızın tüm yıl boyunca Batı Ermenistan'da dahil olmak üzere tüm dünyada Ermeni halkının nasıl uyandığını, egemen ve bağımsız Batı Ermenistan uğruna taleplerini nasıl dile getireceğini görebilirsiniz. Bu yıl 24 Nisan, Sevr Antlaşması'nın 100. yıl dönümünün bir parçası ve bizim ortak aklımızda Batı Ermenistan'ın Ermeni ulusuna layık olan anmayı başarabileceğimiz açıktır. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden verilen bilgiye göre 17 Nisan saat 11 itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 42 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. Bu konuda toplamda 1201 koronavirüs vakası 16 Nisan'da doğrulandı. Teste tabi olan 10.793 kişide negatif sonuç kaydedildi. Şu anda 780 kişi tedavi edilmektedir. Son verilere göre 402 kişi iyileşti, 19 hasta ise öldü. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı OHAL yöneticisi Dikran Avinyan, kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasından yaptığı açıklamaya göre OHAL tarafından 15 Nisan'da organize edilen ikinci özel uçakla Çin Halk Cumhuriyeti yeni tür koronavirüs ile savaşmak için gerekli tıbbi malzeme ve ekipmanı Ermenistan Cumhuriyeti'ne gönderdi. Gönderilen malzemelerin çoğu Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ile Eduardo Ernekyan, Benim Adımım Vakfı, İzmirliyan Vakfı, Kalus Gülbekyan Vakfı, Subsarkis İnsani Yardım Vakfı, Ermeni Genel Yardımseverler Birliği ve diğer hayırseverlerin sağladığı finansal katkılarla elde edildi. Ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti devlet fonlarınca satın alınan ve Çinli hayırseverler tarafından bağışlanan tıbbi malzeme ve teçhizat da uçakla taşındı. Batı Ermenistan'ın Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan ve koruma altında bulunan nehir sazında onlarca balıkçıl kuşun telef olması korkuya neden oldu. Bu kuşlar turna kuşuna benziyor. Olay yerine gelen ekipler kuşların nasıl öldüğünün tespiti için Van'a gönderilmek üzere numune aldı. Türkiye İçişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de son bir ay içerisinde 303 şahsın sosyal ağlarda koronavirüs hakkında temelsiz ve provokatif paylaşımları için tutuklandığı ifade edildi. Faşist Bakanlığın açıklamasında son 31 gün içinde sosyal ağlarda temelsiz ve kışkırtıcı notların kaydedildiği 5603 hesap incelendi, 765 şüpheli tespit edildi, 303 kişi yakalandı denildi.
Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Nairi Hohikyan ve Sputnik Armenia haberlerinin ortak projesini sizlere sunmaktadır. Batı Ermenistan'daki Ermeni ayak izini ararken Sasun bölgesinde durduk. Burası kahramanlar ülkesi. Burada Türk birlikleri en güçlü direnişle karşılaştı. Buradan çok sayıda insan soykırım sırasında kurtulmayı başardı. Sasun halkı her zaman azimleri ve uzlaşmaz isyancı ruhlar ile biliniyordu. Ermeni ulusal destanının kendilerine affedilmesi tesadüf değildir. İşte Sasnadzirer, Mısırlı Melike, boyun eğmeyen çılgın Sasonlular. Bugün Osmanlı İmparatorluğu'nda gerçekleşen korkunç soykırımdan bir asır sonra Sasun Ermenileri bunalıma girmeden dillerini de dinlerini de korumayı başardılar. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Batı Ermenistan'ın Şırnak, Hakkari, Dersim, Van gibi kentlerin yüksek kesimlerinde baharın gelmesiyle birlikte açan ve endemik bitki türü olan ters laleler aynı zamanda ağlayan gelin olarak adlandırılıyor. Bingöl Üniversitesi kampüsünde koparılması, yerinden sökülüp başka bir yere ekilip dikilmesi ve tohumunun alınıp başka birine satılması yasak olan çok sayıda ters lale çiçek açtı. Lalelerin fotoğrafları üniversitenin resmi Twitter hesabında paylaşıldı. Nesli tükenmekte olan ters laleler koruma altında bulunuyor. Konuya ilişkin telefonla aradığımız Bingöl Üniversitesi Genel Sekreterliği yetkilileri konu hakkında bilgilerinin olmadığını belirtti. Gün içinde birkaç kez aradığımız basın ve halkla ilişkiler birimi ise telefonlara yanıt vermedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun adlı topluluktan Ermeni halk şarkısı Sasno Dığa Horod adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.